bir %10 miktarını yani her bir yatağını değiştireceksin. %10 işte arıtma çamuru koydunuz, %90 diğer hayvansal atıkları koydunuz. Bir ay bu ortamda solucanlar bulunduktan sonra solucanları oradan tek tek alıp %20, %80'e sonra tek tek alıp mesela biz her sefer 500 solucanla çalıştık. Çoğaldığını, kokon bıraktığını, çıkan kokonların yavruladığını ve bu süreç içerisinde solucanların ağırlıklarının 5 kat, 5,5 kat hatta biraz daha fazla bir çevirim yapmış oluyor. Dolayısıyla da mesela sizin düşüncenizde de siz bunu üretime geçilme aşaması belki 1-2 yıl daha sürecek. Ama en sonunda biz inanıyoruz ki veriler şunu gösteriyor ki analizler kullanabilirsiniz ama fındık gibi ürünlerde kullanırken değil mi? Evet. Olması lazım. Eczane alanlarında kullanabilirsiniz. Yani, evet. Ama şifa bir bilgi. Arıtma çamurunu hiçbir işleme tabi tutmadan arıtma çamur. Evet. Sıvı gübre üretim makinalarımız, reaktörler bunlar belli ısı derecelerinde katı gübreyi sıvılaştırıyor. Daha sonra dinlenme tanklarını alıyoruz. Dinlenme tanklarını aldıktan sonra manuel olarak süzme işlemi yapıyoruz. 2,5 ay oldu. Biz 1 yıl dolmadan kesim yapmıyoruz. Normalde ticari işletmelerde 6 ayda doldururlar 80-90 santimi. Ondan sonra kesme. Doldurduktan sonra, kasalar doldurduktan sonra 1 yıl içerisinde yani solucan tamamen solucan gübresi haline çevirsin diye. Bu solucan gübresinin kalitesini son derece. 10 santimi tüketmeye başladığı anda zaten takip ediyorum. Böyle düz halı mesela ilk koyduğumuz zaman bu böyle misafirlerimiz Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın talimatıyla özellikle şehir evsel atıklarının değerlendirilmesi, mezban atıklarının değerlendirilmesi ve bunların solucan yemi olarak kullanılıp kullanılamayacağı noktasında hem bilgi alışverişi hem de tesisimizi basından görmüşler. Tesisimizi gezmek, yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgi almak, tesisimizle ilgili işleyişin nasıl olduğunu görmek amacıyla gelmişler arkadaşlarımız. Evet, tesisimizi baştan sona gezdirdik. İlk adımdan son adıma kadar yani hayvansal gübrenin girişinden solucan gübresinin çıkışına kadar olan tüm aşamalarda tesisimizde nasıl yapıldığını ifade ettik, bilgilendirdik. Kendilerine soruları oldu. Teknik anlamda hazırlıklı gelmişler. Bu anlamda bizden daha fazla bilgi almak istediler. Biz de arkadaşların sorularını cevaplandırdık. Evet, önce olmaya başladık. Daha doğrusu tüm Türkiye genelinde tesisimiz örnek olmaya başladı. Tesisimiz merak ediliyor, geliliyor, beğeniliyor ve bu şekilde örnek alınarak bazı tesisler kurulmaya da başladı. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İlmi Güler'in tarım konusundaki öncülüğü ve belediyecilik anlayışına yeni getirdiği hareketliliğe istinaden biz de solucan gübresi ve bununla alakalı çalışmalara başladık. Hocamızın da internet üzerinden yapmış olduğu çalışmaları bulunca buraya da yerinde görüp değerli bilgilerini paylaşmaya geldik. Sağ olsun bu konuda bize çok yardımcı oldu. Bu şekilde. Peki yapacağınız, kuracağınız çalışmanın sıraf Cumhuriyet Üniversitesi'yle de ortaklık, bilim protokolü düşünüyorsunuz? Tabii ki yani ilerleyen süreçte bunun daha ileriye de götürebiliriz. Bu anlamda da Cumhuriyet Üniversitesi'nde bize çok olumlu anlamda katkı sağlayacağını düşünüyoruz.